Hazreti Mevlana'nın mesnevisi beyitlere geçmeden önce bu toprağın insanları için nasıl bir öneme sahiptir hocam? Evet. Mesnevi bilsin veya bilmesin mesnevinin konusudur bu toprakların insanı. Mesnevi okusun veya okumasın hakikaten beslendiği ruhtur mesnevi. Mesnevi onu anlatır. Yani burada biz Mevlana'cı, Celalettin Rumi Efendimizin ismini yüceltici, onun reklamını yapıyor olabilir miyiz? Ya kimiz ki? Yani neyi konuşuyoruz? İhtiyacı mı var? Bu 4-5 yaşındaki bir çocuğun Mehmet Akif çok büyük bir şairdir demesi gibi bir söz olur. Yani söz doğru olabilir ama onu söyleyecek kişinin mahiyeti tartışılır. Şimdi bir kere bunu tespit edelim. umarım bunu kaçıranlar yoktur. Şu anda dikkatli dinliyorlardır. En azından tekrarını seyrederler. Bu önemli bir tespit. Yani Mesnevi bu ruhu ortaya çıkartmak için yazılmış bir şeydir. Haddi zatında belki birkaç paragraf sonra konuya da değineceğiz. Hazreti Mevlana şiir sever miydi? Sorusun da cevabı var. Bir kere bunu bir tespit etmemiz lazım. Peki şöyle denebilir. Hocam yani mesnevi tanımıyoruz ama bu topraklar deyince aklımıza şu geliyor. Kur'an'a hizmet etmiş. Allah Teala'ya muhabbet etmiş. Bu muhabbetsiz Allah'a ibadeti bile Adeta kabul etmemiş. Hı hı. Muhabbetle yap ibadetini demiş. Muhabbet damarı çok keskin, çok bariz. Şah damarı olmuş. Ve bu şah damarın en önemli atan damarı onu atar damar yapmıyorum. Atan hı. damarı da makes olmuş şekliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuş. Yani bize hocam Kur'an ve sünnet lazımdır diyenler var ya. Kur'an ve sünneti sorduğunda da anlatamayanlar var içlerinde tabii. Mesnevi manevi. 40 yıldır mesnevi manevi yazılışına da Hazreti Mevlana'ya da şahitlik etmiş Feridun bin Ahmet'in kendi ifadesiyle Kur'an ve hadislerin tercümesi ve insanların hayatına dokunmak için kaleme alınmış bir eserdir. Mesnevi budur. Mesnevi'nin bugün bize anlattıkları var mı? Kur'an'ın anlattığı var Hadis-i şeriflerin anlattığı var mı? Var. Heh. Bugün o mesneviyi doğru şekilde aktarırsanız birebir metnine aktarmak önemli değil. Yani şu mesela bendeniz bu e, kitap demeye çok şeyim yani haddime değil e, eser demeye de çok e, yani irfanım biraz vicdanım tazik yapıyor böyle söylemi ama realite olduğu için bendeniz bu eseri bu eserden istifade edemeyen de mesnevi denildiğinde ya 12 ya falan diyen insanlara hitap etsin diye başka bir formda yaptı. Hatta üzerimde çok hakkı vardır. Mesnevi'nin bu, bu dinle kitabının e, ön sözünde kıymetli hocam ellerinden öperim. Sadık Yalsız Uçanların çok güzel bir takrizi vardır. Yani e, hatta okurken de gayri ihtiyari mütehasis oluyor insan. Çok emeği vardır. Birkaç kişiye daha fazla ulaşmak içindir. Konuyu hemen toparlayayım çok uzatmayayım çünkü beyitlere geleceğiz anladığım kadarıyla. Biraz böyle yaşımız ilerleyince de galiba cümleleri toparlamakta zorluk çekiyoruz. Fakat şu var, bir e, meseleye daha dikkat çekeceğim. Şimdi mesnevi aslında bir edebi nazım şeklidir. Yani edebi bir türdür. Hani roman, hikaye, şiir, koşma, gazel hı hı. falan diyoruz ya. Mesnevi de bizim mevlitte gördüğümüz bir Form. formdur. Ha, çok güzel bir formdur. Yani beyitlerin kendi içinde hı hı. E, uyuma uyumu olur. İşte kafiyesi, redifi neyse. Ama diğer beyte geçtiğinizde başka bir kafiye redifle olur. Hep ikili ikili geçer. O yüzden mesnevi bu ikiliği de ortaya koyan rahat okunan manasına gelir. Tarzdır yani, formdur. Fakat bir kere bunu bir sempozyumda da sunmuştum Manisa'da. Tabii biraz gayri ciddi kabul etmişlerdi. Ya yani nereden çağırdınız bu adamı, neyi konuşuyor falan gibi bir muameleye de maruz kalmıştık da şunu anlatmak istedim aslında. Niye koskoca bir zaten ben deniz şimdi bu kadarcık eser bile sayılmayacak bir kitap yazmışım. Üzerine dinle demişim. Başka bir isim bulmuşum dikkat çekecek. Mesnevi manevi 20 bin küsur beyit yazmışsın sen koca sultan. Niye bunun üst, içerisine ne bileyim aşkın ruhu ne bileyim deryadan inciler veya şöyle gülistan böyle bir behri yap bir şey koyabilirdi bir başka isim koyabilirdi. Mesnevi dedi. Mesnevi de aynı zamanda isna kelimesinden gelir. İkilik vardır. Çünkü bu topraklarda da her zaman insanda da bir ikilik vardır. Nedir o? Bir hayata bakan yüzünüz vardır. Hayata dokunan yüzünüz vardır. Alemi hilkat deriz buna. Mahluk planındaki duruşunuz vardır. Bir de insan için sadece insan için olan bir özelliğimiz vardır. Alemi kudrete bakan tarafımız vardır. Canlılar hilkat dairesinde beraberce yaşarlar. Bunlar içerisinde o hilkatin haliki olanla sadece halkla değil halikle da bir yüzü olan irtibatı devam eden ve bu hayattan kopmadan bunu yap başarabilen tek mahluk insandır. Yani insanda ikilik vardır. Hatta kelime manası olarak bile insan tesniyedir. İkilik ifade eden bir kelimedir. İşte bundan o. Hem bu aleme ünsiyeti hem bu alemlerin Rabbine ünsiyeti olan hı -hı. bu aleme ünsiyetinin Allah'a Rabbine ünsiyete mani olmadığı Rabbine muhabbet ettiğinde de bu alemdeki vazifesinden kalmayarak buradaki vazifesini başarabilen bir insan olduğunda biz buna kamil insan diyoruz. Eyvallah. Biz bu topraklarda bunu başarmış fertleriyle ruhlarıyla yaşamış bir toplumuz. İşte Mesnevi bunu anlatıyor. Hı hı. Mesnevi sadece bir edebi form olarak ikilik ifade etmez. Hı hı. Alemi kudret ve alemi hilkate bakan Hazreti insanı anlatan ve bunun aşkı mecazisinden aşkı hakikiye kadar olan sürecini en güzel özetleyen kitaptır hiç şüphesiz. Evet. Fakat şunu da bir şey yapayım. Belki tespit olarak çok uzatmıyorum inşallah. Fakat şu var. 2-3 paragraf sonra geliriz demiştik ya. Belki fırsat bulamayız. Hazreti Mevlana bir şair değildir. Daha doğrusu şair diye anılması hoş değildir. Çünkü kendisi bu lakabı kabul etmiyor. Kendisi istemiyor bunu. İstiyorum ya diyor hiç. Hiç konuşmayayım. Yani hiçbir şey söylemeyeyim. Bir kenarda oturayım. Sadece o muhabbeti kalbimde hissederek yaşayayım. Uzlette olayım. Fakat hatta buna yemin ediyorum diyor. Yemin kendi kendime söz veriyorum. Yok asla bir daha konuşmayacağım. Hiçbir nutuk söylemeyeceğim diyorum. Fakat geliyor karşıma bir hadise dikiliyor. İşte bir Filistin dikiliyor. İşte insanlar mesela çıkıyor birisi diyor ki Resulullah muhabbetini çok yapmayın. Veya diyor ki Kur'an'a şunlar karışmıştır. Veya aşk lazım değildir. Abes abes şeyler. Tuhaf, tuhaf tuhaf sözler. Allah ne bilir senin evleneceğin kadını diyor. Ne bilir senin yaşantını. Allah sen yaşadıktan sonra biliyor diyor. Mesela sapık sapık insanlar. Şimdi gel konuşma. Hazreti Pir de diyor ki. Kendi kendime söz veriyorum. Konuşmayacağım. Ama bir hadise görüyorum. Hadi bir daha yeminimi bozuyorum diyor. Şiire gelince. Hani diyor hekim acı bir ilaç ...verir... ...hasta tedavi olsun diye... ...alır onu içer hasta... ...ben bunu içemem der... E sıhhati bozulur... ...ben de o ilacın içerisine... ...şerbet katıyorum biraz... Hmm. ...içimi kolay olsun diye... ...o yüzden şiir yazıyorum diyor... Hmm. ...bir başka yerde daha da bir... ...hani absürt sayılabilecek bir örnek veriyor... Hmm. ...belki... ...dikkat çekmek için... Hmm. ...misafirim gelmiş... Ben normalde, çok affedersiniz, işkembeyle, bağırsakla uğraşıp elimi kirletmem. Ama gelmiş misafirim, ya canım mumbar çekti demiş. Ne yapayım şimdi diyor. Hadi hmm. kolları sıvadım, başladım bağırsak temizlemeye. Hmm. Benim için şiir budur diyor. 20 bin beyit yeah. ve gazelleri divanı olan bir zat bunu söylüyor. Ama niye yapıyor bunu? Şairliği görünsün diye değil. İnsanlara ulaşmak için yapıyor. Evet. Ve kıymetli hocamız Emnişik Hoca kendi ustubuyla öyle derdi. Ee, benim kendisini taklit etmeye de iznim var. Bizzat ruhsat aldım rahmetliden. Hazreti Mevlana bugün yaşasaydı vallahi film çekerdi. Gişe rekorları da kırardı derdi. Ya insana ulaşmakla alakalı Hı, bir şey var. Bir araç. E, çok iyi Şimdi bir araç. al yukarıda işte e, Kelebazi ile Kuşeyri'nin Vahdet-i Şuhut'la alakalı aralarındaki şeyle Sertiştim. Cürcanini bilmem nesi. Ya vallahi çok önemli. Yani hocalarım var ellerini ayaklarını öperim. Tamam da kardeşim ya sokakta şu soru sorulmuyor mu? Al işte İstanbul Şuriyeti arkanızda görünüyor. Şu Süleymaniye Camii'ne gidin bakalım sabah namazında bir saf bulabiliyor musunuz? <laughs> Veya o namazı kılan insanlar niye huşu çeşiyor? Al kameraman kardeşimize sor. Ben bu huşuyu niye hissedem? Ya bir problem var. Bu problem değil mi? Mesnevi o gün bunlara çare bulmuş. Çok. Namazı anlatmış, tövbeyi anlatmış, zikri anlatmış, şükrü anlatmış. Ve bunu muhabbetle nasıl yapacağını ortaya koymuş. Beğenmiyorsun. Tamam bir mısra var çok güzel bir mısra. En güçlü hata uzatma öyle beş beytine bir nazire söyle. Engüşt malum Farsça parmak demek. Hı -hı. Bu da olmamış. Eh, bu beyit de güzel değil. Şu satırı da beğenmedim. Ya diyor devamlı parmağını hatalı hatalı diye parmağını uzatıp Hı -hı. durma. Ben beş beyit yazdım diyor. Hı -hı. Beş beytine bir nazire söyle. Sen gel bakayım bir beyit yaz. Hı -hı. Ya kardeşim şu anda sen insanlığa ulaşması noktasında Cenab-ı Pir'in yani topuğuna bile gelememişsin. Şu hatalıdır, bu hatalıdır deme. Böyle mi şiir yazdır, böyle mi konuşulur deme. Daha güzeldir ya. Yapabiliyorsan. Hiç kolay Meselesi şey. var. O sebepten bu topraklarda meslevi, manevi o kadar önemliymiş ki... Doğru anlamak da çok önemli olduğundan... Bakın Kur'an'ı yerine koymamışlar. Hadisin yerine koymamışlar. Bazı, çok özür dilerim, e, tıbbi atları bu olduğu için... İlmi literatürdeki adları bu olduğu için söylüyorum. Bazı ahmaklar bunu anlayamıyor. Hazreti Pire bile iftira atıyorlar. Kur'an'ın ve hadisin yerine konmak için değil. Bu topraklarda kabul görüp ama yanlış anlaşıldığında farklı yerlere kaymasına mani olunmak için Darül Kurra, Darül Hadis ve Darül mesnevi, mesnevi evleri kurulmuştur kendi kafasına göre anlayıp da böyle çakralarını açmakla uğraşan tasavvufçular İslam'da tesettür yoktur namazda şey olmaz falan deyip meczup vari söylemlerle etrafına tasavvufun sanki zirvesiymiş gibi çıkan tipler olmasın diye ecdat bunun tedbirini almış. Şimdi bir kısmı yanlış yolda gidenleri gördüğünden Mesneviye ve Hazreti Mevlana'ya düşman oluyor. Bozulduğunu ve bazı kişilerin bunu bozduğunu düşünemiyor. Hı hı. Bu şuna benziyor. Biz Hazreti İsa'ya düşman olabilir miyiz? Başkaları ona Allah'ın oğlu diyor diye. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir. Bazıları da... o efendim ben Kur'an okurum, hadis okurum diyor. Halbuki Mesnevi'nin ...Kur'an ve hadis tefsiriyle alakalı... ...yazılmış bir eser olduğunu anlamayarak... ...birleştireceğine... Ayrıştırmaya kalkıyor. Ya bunun ortası yok mudur? Hı hı, değil mi? İtidar. İfratla, tefrikten, el uzun var. Sen alsana bunu. Ki Hazreti Pir bunu şöyle anlatır. Altından bir haç, altından bir put gördüğün zaman bile kaldırıp onu atma. Hı hı. Al onu bir potede erit. Hı hı. Ondan camiye Şam'dan da olur. Minareye alem de olur der. Değil mi? Bakın. Şu an seyircilerimiz dikkatli dinlesinler. Biz bunu o kadar iyi başarmış bir toplumuz ki. Namaz, oruç, abdest nereden gelir bunlar? Farsçadan. Şey tamam. olarak, kelime kökeni olarak. Öyle. Ha, bir abi. de şey olarak, artı, kavram olarak etimolojik yani. yapısına bakın. Hı hı. Abdest Mecusilerin ateşgede hı hı. ateşe taptıkları yere girerken ellerini yıkamalarıyla hı hı. alakalı el suyu demektir. Evet. Oruç onların dinindeki riyazatı temsil eder. Namaz sabah ve akşam güneşe tapınmalarıyla alakalıdır. Bakın biz namazı atmamışız. Bakmış namaz denilince herkes ibadet anlıyor. O namazı <laughs> sala yerine kaim kılmışızdır. Hiçbirimizin aklına bile gelmez putperestlik. <laughs> Bakın bu çok önemli. Sizin programınızda bunu zikrediyorum. Eminim dikkatinizi çekmiştir. Seyircileriniz de sadık. Değil mi? O sebepten bunu söylüyorum. Evet. Bakın bunu dönüştürmek mesele. Şimdi evet. siz meslevi alıyorsunuz, onu tevhidin dışında anlatmaya kalkıyorsunuz. Ya insaf ya. Evet. Putperestlerin yaptığı şeyi bile kendi ritüelleriniz içerisinde katabilmeyi başarmış bir toplumsunuz. Evet. Birlik beraberlikte. Kimsenin hakkında bile gelmemiş. Elinde hazır, gayet güzel insanının hidayetine vesile olabilecek bir eser var. Bunu işlemeyi bilemeyeceksiniz. Bu, Çöpten altın üretiyorlar. Evet. Som altından altın yapamıyorsunuz. Ben Deniz Hadise'yi böyle okuyorum. Eyvallah. Ya ön yargı ve e... cahillik. Cahillik. Yani cahillik. ön yargı dediğimiz şey aslında evet. masum bir söz değildir. Değil, değil. Bilmediğine düşman olmak yani. El insanu adu Cenabı Ali hadis mealidir. halidir. İnsan bilmediğinin düşmanı, düşmanı olmuyor.